Doktor Mehmet Öz. Herhalde bu ismi duymayan, bilmeyen kalmamıştır. Dünyanın sağlık gündemine yön veren, Amerika'da yaptığı programlarla, çıkardığı kitaplarla dünyada çok önemli bir yere sahip olan dünyaca ünlü Türk hekim Mehmet Öz, İstanbul'da kendi adını taşıyan bir cep telefonu uygulamasının tanıtımı için geldi. Gelmişken CNN Türk'ün sorularını yanıtlayacak özel bir röportaj gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hazırım, hazırım Fili Hanım. Doktor Mehmet Öz, hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk, sağ olun. Ben sizi hep televizyon programlarından takip ediyordum. İlk defa yakından gördüm ve çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, mahcup oldum. Önce sizden başlayalım çünkü biz biraz meraklıyızdır. Acaba o ne yiyor, o ne içiyor diye hep merak ederiz. Mehmet Öz ne yiyor, ne içiyor, nasıl bu kadar sağlıklı ve fit? Detaylı olarak anlatayım. İlk kez sabah kalktığım zaman, ki uzun bir uykudan sonra kalkıyorum. En az 7,5-8 saat kadar uyku alıyorum. Ve bu mühim çünkü eğer uykulu bir gece geçmezse sabah kalktığın zaman karbohidrat ararsın, yemek ararsın. Ben kalktığım zaman pek iştahım olmuyor. Uzun zaman uyan kişilerde genelde öyledir. Onun için sabah kalkıyorum, çabucak dişlerimi fırçalıyorum, bir yoga yapıyorum. 7 dakikalık bir yoga. Bunun için de çok basit barfix katılıyorum aynı zamanda ama şart değil o. Şnaps çekiyorum, ona benzer hareketler. Ondan sonra çabucak duştan sonra işe gidiyorum ben. Kahvaltı? Hiç içmiyorum. İçmiyorum ve yemiyorum, düşünmüyorum bile. Çünkü zaten yapacak birçok şeyler var. Onun için ben birkaç saat sonra ancak iştahım açılmaya başlıyor. O zaman bazı şey, bir şey açılmaya başlıyor. Mesela yoğurt. Yoğurt çok seviyorum. İçine biraz meyve ekleyebilirim ama yani kendim yapıyorum. Doğal bir yemektir bu. Yani o zaman kahvaltı illa olacak diye bir şey yok mu? Aslında tam tersi. Kahvaltı etmek, yemek şart ve bizim en çok kullanılan ve en büyük vereceğim periz sırrı bu. Aralıklı oruç. Ama siz yoğurt. Ben yoğurt. Yoğurt, meyve. Bu yeterli midir sabah için? Benim için yeterli. Biraz ceviz, fındık, fıstık bir şey atıştırıyorum. Öğle yemeğe oturduğum zaman doğru dürüst büyük bir yemek yiyorum. Samon balığı, marul ne varsa önümde yiyorum. Kaç öğünüyorsun? Şimdi herhalde 5 öğün. Sabah 9'da tam piste çıktıktan sonra bir şey atıştırıyorum. Öğle yemeği. Ondan sonra uyuyorum 10 dakika kadar. Uykudan sonra biraz kahve veya çikolata. Ama yani... Biter. Biter çikolatası. Yani %70'den fazla kakao olsun içinde. Ondan sonra bir öğrenliğin bir ameliyatta ikinci bir şey ne yapacağım gerektiğini de o zaman kadar belli oluyor. Akşam yemeğimi saat 6'ya doğru yiyorum. Ki 7'den önce bitiriyorum. Düşün, akşam 7'den sabah 9'a kadar pek bir şey yemiyorum ben. Bu aralıklı oruç mevzuyu ben kendim keşfetmedim. Ben bunu... Aralıklı oruç dedi. Aralıklı oruç. Ne demek? Dünyanın en büyük perisyarı. Ve bütün Hollywood'daki artistler, sporcular, barfiksçiler hepsi onu kullanıyor. Niye? Hormonları 12 veya 14 saat kadar rahat bırakabilirsen yemek yemeden onlar kendi düzeylerini bulurlar. Şekerini... Kaç saat aç kalınacak o zaman aralıklı oruç derken? 12 ile 14 saat ama 8'i zaten uyuyorsun. Yani akşam yemeği 7-8 civarında bitirebilirsen 2-3 saat yemek yemeden uyuduktan sonra... Uyuyacaksınız. Sabah kalktığınız zaman zaten izah ettiğim gibi pek de iştahın olmayacak. Güzel bir uykudan sonra. Uykuyla beraber 12 saat aç kalınacak. Evet. Doğru. Benim yaptığım periz o ve pek sıkıntı çekmeden rahatlıkla yaşıyorum hayatımı. Size en çok sorulan sorular galiba nasıl kilo verebilirim ve işte anksiyete, depresyon, depresif duygulardan nasıl çıkabilirim? Ya. Nasıl mutlu olunur? Mutluluk aslında bir yani eğer etrafta ne kadar iyi insan olduğunu kendini ikna edebilirsen o zaman mutlusun. Biz akrabalarımızla kavga ediyoruz, işteki müdafiplerimizle, yani insanlar lüzumsuz yerde münakaşa ediyoruz. O kişilerden biraz uzak durabilirseniz zaten mutluluk sana doğru gelir. İstanbul'dasınız, ne hissediyorsunuz? İstanbul'da en çok sevdiğim şey gelir gelmez kabak dolması, sarımsaklı yoğurtla beraber. Suyu çok seviyorum. Yüzüyorum Boğaz'da aslında. Gerçekten. Gerçekten yüzüyorum. Ve arkadaşlarımla vakit harcamak. Çünkü sofrada oturup lezzetli yemek yerken sevdiğin insanlarla gülüşmek kadar sağlıklı bir şey yok dünyada. Peki şimdi hızlı hızlı sorularımı soracağım. Şimdi malum yaz, evet. Sıcak hava, kilo vermek gerekiyor. Dünyada trend olan bir rejim var mı? Aralık oruçtan ziyade herkes bugünlerde keto.
keto ne demek? Beyaz yemek yemeyeceksiniz. Beyaz şeker, beyaz un, beyaz makarna, pasta, şeker hepsinden uzak durun. Bunun içinde meşrubatlar da var tabii. Meşrubatların içinde çünkü birçoğunda sodanın içinde şeker var. Onlardan uzak durursan o zaman şeker miktarın düşüyor vücutta. Hormonlar değişiyor. Hormonlar değişince size yardım ediyor kilo kaybederken. Peki genetiğe gelmek istiyorum. Genetik her şey midir? Bir insanın ailesinde kanser varsa o kişide kanser mi olur illa? Genelde erişkin insanlarda genetikin rolün 1/3. Ama hayat tarzların 1/2. İstikbalini değiştirebilirsin. Evet belki sizin ailenizde kanser veya kalp hastalığı veya bağışıklık sisteminde bozukluklar var ama sen bunu büyük bir ihtimalle değiştirebilirsiniz. Nasıl? Yediğin yemeklerde, yaptığın hareketlerde. Hareketten bahsedelim. Bu büyük bir mevzu. Herkes sanıyor ki gidip her gün bir saat kadar koşman gerekiyor. Değil, yanlış, tam tersi. Yani bir dakika hareket etsen bile, bir dakika ki bunu herkes yapabilir artık. Değiştir, bir çömelme yap. Aşağı in, reklam sırasında senin Türk dışarı derken reklamda bu hareketi yaparsan bir dakika kadar, onu da günde 5-10 kere yapsan bile inanılmaz bir fark ediyor. Kalp kriz oranı %20 düşürüyor. Sayın Mehmet Öz, çok teşekkür ediyorum. Ya memnun olmuş Hülya Hanım. İnşallah tekrar.